Ağlayarak geldik, ağlayarak gidiyoruz. Özlem? Bugün evlenmişler. Bak işte, bitmiş o iş evlat. Sen yeni bir yol çizdin kendine. Kuvvetli olmalısın. Ayaklarını sıkı sıkı yere basmalısın. Bastığım her yer kayıyor baba. Sevdiğim her şey yarım kalıyor. Evlat be. Şöyle 3-5 gün uzaklaşsan buralardan. Kafanı dinlesen. Nereye giderim ki baba? Hakan abi. Senin için yaptım. Sıcak sıcak. Sen ya koçum. Ne oldu abi? Yanlış bir şey mi yaptın? İyi geceler. Yamancı. Aman geze geze de yüreğime dert oldu, kurban dert oldu, dert oldu. Aman ağlıya ağlıya da iki gözlerime kan doldu, kurban kan doldu, kan doldu. Kız ben seni sevmiştim de zalmanan önümüze ben doldu, kurban ben doldu, ben doldu. Ama ben seni sevmiştim de yine yetmezse de zalmanan önümüze ben doldu, kurban ben doldu, ben doldu. Aman gelsene, 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 kulun kurban olur, olur gelsene. Ama yine cenazem yolda kaldı da gel götürsene. Ben öldüm ama zalımsın oraya. Hoş geldin abi. Abi. Canını sıkan bir şey mi oldu abi? Çok kötü görünüyorsun. Yok bir şey. Yorgunum biraz değilim. Hadi abi. Lütfen odana. Lütfen. Az daha unutuyordum. Cezaevindeki arkadaşlarından Bilal diye biri aradı abi. Yeni tahliye olmuş. Numarasını bıraktı. Bodrum'daymış. Alo? Hakan? Vay koçum benim be! Eh, sonunda bitti işte. Ya, uğrayamadım sana. Bana bak, Bodrum'a bekliyorum seni. Hemen atlayıp geliyorsun. Çok özledim seni. Ben de çok özledim abi. Elbet yolum düşer bir gün. Yol mol dinlemem, bekliyorum en kısa zamanda. Abi, iş güç var. Gelemem hemen öyle. Geldin geldin, gelmeden abin falan yok artık. Tamam tamam, kızma hemen. Bakacağım bir çaresine. Öpüyorum seni abi. Tekrar geçmiş olsun. Ne kadar çok seviyor seni abi. Kıskandım vallahi. Ben de onu severim Zeynep. Çok babalığını gördüm içeride. Gitsene abi. Nereye gideyim? Bilal abinin yanına. Baksana nasıl ısrar ediyor.
Küçük, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Bir yerin acıyorsa hastaneye götüreyim seni. Benim değil ama senin derhal bir göz doktoruna görünmen lazım. Geldiğini göremedim. Hadi ver paramı da gideyim. Ne parası? Bu bardakları deniz kabuğuyla almıyoruz herhalde. Üstünü getiririm sana. Nerede göreceksin beni? Bu boyla 3 kilometre öteden görürüm seni, merak etme. Bilal abi. Hakan! Vay koçum benim be! Şükür kavuşturana! Hoş geldin. Hoş bulduk Bilal abi. Dur bir bakayım sana şöyle. Vay be Hakan'ım! Nereden nereye? Geç otur şöyle bakayım, gel. Ne içersin koçum? İçim yandı abi, bodrum çok sıcakmış. Recep! Buz gibi 2 bira getir bize. Kanın aç mı, hazırlatayım bir şeyler. Yedim yolda, sağ ol. Benim oğlan gelir şimdi, gidersiniz eve. Senin çocuğun var mıydı abi? Yok be koçum, öksüz Ömer bu. Babası yanımda çalışıyordu. Anası doğumda öldü. Babası da geçen sene trafik kazasında öldü. Recep sağ olsun bırakmamış ortada. O gün bugündür yanımda. Ah, geliyor işte Aysa. Bu mu? Evet. Neredesin oğlum tek saattir? Sorma Bilal baba, sırrın teki çıktı karşıma, bütün bardaklar kırıldı. Bunlar ne peki? Bırakır mıyım Bilal baba, aldım parasını. Önce vermem filan dedi ama bir an baktım korktu tabi. Eti bana bak fasulye sırığı dedim. Ben seni sonra... Niye söylemedin Bilal babaya? Neyi? Ne olurdu söyleseydin? Kızardı bana, baba yalana çok kızar. O zaman bu aramızda kaldı. Hüzünlü abi, şurada bir gazoz içelim mi? Ne dedin sen? Şurada bir gazoz içelim mi dedim. Yok, ondan önce. Hüzünlü abi dedim. Niye? Çok mu hüzünlü görünüyorsun? Sen hiç aynaya bakmıyor musun abi? Usta, bu gazoz kan gibi ya. Bu sıcağa dolap mı dayanır evlat? Abi ya, 3 kiracı bunlar. Akşamdan çekiyorlar dolapların fişini, sonra da bahane. Gelsinler de Bilal babamdan esnaflık öğrensinler. Çok mu seviyorsun Bilal'i? Bilal baba sevilmez mi? O her şeyi bilir. Ne kadardır Bilal abinin yanındasın Ömer? Babam gittiğinden beri. Nereye gitti baba? Gözlüğü. Sibel abla da buradaymış. Sibel abla merhaba, nasılsın? Merhaba ufaklık, ne haber? Bak bu benim Hakan abim, İstanbul'dan geldi. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl ama Hakan abim, yakışıklı değil mi? Ömer! Niye kızıyorsun ki, yakışıklı değil misin yani? Tamam Ömer. Bir büyüyeyim, ben de onun gibi yakışıklı olacağım. Hadi bakalım. Sıkıldım artık Sibel. Günübirlik ilişkiler bana göre değil. İyi ki günübirlik. Tam 1 sene çıktım be Erkan'la. Onu söylüyorum işte, dinlemiyorsun ki. Sıkıldım Erkan'dan. O başka şeylerin peşinde. Onun yaşamı bana çok hikaye geliyor. Bence abartıyorsun kızım. Çocuk seni deliler gibi seviyor. Belki öyle ama ben istemiyorum artık. Merhaba. Nasılsınız kızlar? Yine mi sen? Biliyorsun elimi sallasam iyisi. Ama ben seni istiyorum. Aynı şeyleri söylemekten bıktım Erkan. Bu iş bitti artık. Ne oldu? Başka çıtırlar mı buldunuz yoksa? Erkan saçmalıyorsun sen. Sen de çok zekisin. Nasıl anladın? Erkan küstahlaşma. İyice küçülüyorsun. İyi ya işte.
ip bağlar gezdirirsin. Hakan abi! Hakan abi! Hı. Amma uyudun ya! Sahiden de çok uyumuşum be Ömer. Bilal baba hiçbir zaman güneşi üstüne doğdurmayacaksın der. Hadi sen yüzünü yıkarken ben de çayını hazırlayayım. Hüzünlerini mi kontrol ediyorsun? Anlamadım. Hani Hüzünlü abi demiştim ya sana. Yok Ömer yok. Sakallarıma bakıyorum. İyi o zaman çayını soğutma. Orman? Efendim? Bir şey kokuyor. Köfte. Öyle değil oğlum, sanki bir şey yanıyor. Köfte işte, yanık köfte kokusu. Köfte mi? İmdat! Köfteler yanıyor! Allah! Şişler köfteler yandı! Ne oldu yine? Ne olacak, bizim Sakar olan köfteleri şişleri yaktı. Onları kurtarırken de ellerini tabii. Sakar deme baba ya. İyi. Aşık diyeyim o zaman. Bizim aşık oğlan. Aşık mı? Kime aşıksın Orman abi? Yok öyle bir şey ya. Uğraşmayın benimle. Bakın kimler geliyor. Hoş sen geldin abi. Sağ ol Orman. Nasıl gidiyor? Sağ ol abi. Sayende her şey yolunda. İyi iyi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol değilim. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Hakan'ı merak ettik de bir uğrayalım dedim. Merhaba delikanlı. Merak edilecek bir şey yok abi. Hiç boşuna uğraşma Erol abi. Ağzını bıçak açmıyor. Devlet sırrı gibi saklıyor. Her şeyi öğrenmesen olmaz. Buyurun oturalım Erol abi. Hadi geç tezgahın başına. Hakan nasıl? Nerede? Bodrum'a gitti abi. Bodrum'a mı? Hı-hı. Son günlerde çok sıkıntılıydı. Özlem'in evliliği onu çok yıprattı. Biraz değişiklik olur diye düşündüm. Niye Bodrum? Cezaevinden bir arkadaşı aradı. Tahliye olmuş. Davet etti abimi. Orada bir restoranı mı ne varmış? Bilal olmalı. İyi yapmış. Değişiklik olur biraz. Dinlenmiş olur. Gördün mü? Merak edilecek bir şey yok işte. Yoksa bana haber vermez mi Hakan'ım? Zeynep, bir şeye ihtiyacın olursa çekinme. Sağ ol Erol abi. Aşk olsun abi. Biz nedir? Yalnız bırakır mıyız? Hafta sonu bir yerlere gidelim. Bakarız. Tanrılar çıldırmış. Sen adam olmazsın oğlum. Sen adam olmazsın. Ben senin yaşındayken taşın suyunu çıkarırdım. Öyle tabii. Ekmek elden, su gölden. Sen karı kız peşinde koş. Nerede sabah, orada akşam. Bu yaştan sonra senin pisliklerinle uğraşamam. Neden yapıyorsunuz bunu Cemal Bey? Ne yaptım ben size? Borcunu ödemedin Şakir Efendi. Daha ne yapacaksın? Satamadım araziyi biliyorsunuz Cemal Bey. Adam gönderiyorum kapına, kaçıyorsun benden. Tenezzül etmiyorsun konuşmaya. Tek çıkar yol var efendi. Vereceksin o araziyi. Ödeşeceğiz seninle. Ne olur etmeyin Cemal Bey. O arazi 5 kere öder borcumu. Ödeseydin o zaman. Şimdi mi geldi aklına arazinin kıymeti? Borç isterken her şey iyi. O imzaladığın senetlerin hepsini ödeyeceksin. Yakarım seni. Donunu alırım kıçından. Hadi defol, hadi! Elini vicdanına koy Cemal Bey, ne olur! Hakan abi, sen kaç kişiyi öldürdün? Niye? Katile mi benziyorum? Yo, benzemiyorsun ama... Bilal Baba'ya da herkes katil diyor. Bilal Baba benziyor mu sanki? Kimse durup dururken katil olmuyor Ömer. Sen niye girdin hapse abi? Dost kızı. Dostum sana kazık mı attı? Peki sormadın mı hesabını? Sormadım. Neden sormadın? Bilmem, hiç düşünmedim. Olur mu öyle şey abicim? Ben olsam tutardım yakasından. Gel bakalım arkadaş, bana kazık attın. Ver hesabını derdim.
Bir gün sorarız be Ömer. Takma kafana. Ha, iyi o zaman. Merhaba Zeynep. Hakan yok mu? Ne yapacaksın abimi? Konuşmam lazım. Konuşacak neyi kaldı Hakan abimle? Biliyorum ama... Neyi biliyorsun Adir? Git buradan Ekrem. Ne istedin Hakan abi? Sana güvenmişti. Sana inanmıştı. Yattın aslan gibi çocuğu. Biliyorum. Suçluyum ama... Suçluymuş. Seni şurada gebertmek isterim ama ona bile değmezsin. Git artık Ekrem. Artık hayatımızda sana da Özlem'e de yer yok. Ben de onu söylemeye geldim. Özlem benim hayatımda yok artık. Çok bile kalmış. Özlem öldü. Ne? Öldü mü? İntihar etti. Ne oldu Recep abi? Bilmiyorum. Hayırdır Bilal abi? Cemal'in köpekleri. Aklınca gözdağı veriyor Terez. Cemal kim? Asmım. Yeğenini vurmuştum ya. Kapatmadı o defteri hala. Böyle gözdağı mı verilir abi? Derdi sadece ben değilim Hakan. Bu restoranı almak istiyor. Turistik tesis yapacakmış buraya. Öbür esnafı halletti. Ben yanaşmayınca kuduruyor köpek. Husumetimiz bu yüzden başladı zaten. Polise gidelim mi abi? Polis biliyor bu husumeti. O yüzden fazla dalaşamıyor köpek. Neyse, bırakalım bu sohbeti. Siz neler yaptınız onu anlat bakalım. Babişko, ben alışverişe çıkıyorum. İşe ister misin? Evet, Babişko'ya kocaman bir öpücük istiyorum. Hadi gelsin misin? Canım istemiyor, ben havuza gireceğim. O zaman akşama görüşürüz, bye. Bye bye. Güle güle kızım. Pınar. Efendim? Vitaminlerini aldın mı? Bak, yanımda taşıyorum. Bizim bir futbol takımımız var. Her sene turnuva yapıyoruz. Ben ileride oynuyorum. Ne güzel. Bir ara ben de top oynadım. Ciddi mi? He. Sen daha çok basketçilere benziyorsun. Hadi canım, niye? Benziyorsun tabii, boyuna baksana. Bilal abin seni seyrederken gurur duyuyor. Hiç maça gelmez, çok işi var onun. Bu hafta maçınız var mı? Var, Perşembe'ye. Ben de gelebilir miyim? Gelir misin? Aman gol atmazsan karışma. Aslan abicim benim! Pınar, Pınar bekle biraz. Yeter artık, konuşmak istemiyorum. Biliyorum, abarttım biraz ama bu kadar da uzatılmaz ki. Bunun dünle yarınla bir ilgisi yok. Bu iş bitti artık, istemiyorum seni. Bana bak, bu iş bu kadar kolay bitmeyecek. Ben alışık değilim böyle muhabbetlere. Önemli olan senin istediğin değil mi? Bu kadar basitsin işte. Ulan seviyoruz ya, daha ne istiyorsun işte be? Şu gözlüklü adam var ya, İzmir'i bütün yazını burada geçirir. Kocaman bir yatı var, çok zengin. Peki şu kim? Ha o mu? Devlet amca. Karısı onu terk etmiş. O da hep sahile iner. Öyle gezer durur işte. Bak şu gözlüklü kız var ya. Evet. Hiç öyle işte. Güzel değil mi? 14 yaşında. Herkesi tanır mısın sen? Tanımaz mıyım? Burada doğdum ben. Aferin sana. Aa! Bu Tuncay amcanın kızı. Koş haber ver. Ben hastaneye gidiyorum. Tuncay Bey, lütfen dışarıda bekleyin. Doktor Bey, ne olur 2 dakika müsaade edin. Tuncay Bey, biz gerekeni yaptık, hiç merak etmeyin. Siz lütfen dışarıda bekleyin, şimdi uyuyor zaten. Lütfen. Demek tatile geldiniz. Öyle sayılır. İstanbul'da ne iş yapıyorsunuz? Durumu nasıl? Fena değil. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol delikanlı. Allah senden razı olsun. İyi günler. İyi günler. Bakar mısınız? Adınız neydi delikanlı? Hakan. Sağ ol Hakan. Sen de sağ ol ufaklık.
Al şunu, dondurma falan alır. Kesinlikle olmaz, insanlık öldü bu Tuncay amca. Umarım görüşürüz. Umarım. İyi adamdır Tuncay Bey, severler onu buralarda. Bizler farklı dillerden konuşsak da has adamdır. Bir densizliğini görmedim hiç. Yazık, gencecik kız, anası da yok. Böyle pat diye düştü Bilal baba. Hakan abim can kurtaran gibi yetişti, hemen kurtardı. Ömer, biraz abartıyorsun. Oo, abartma da üstüne yoktur keratanın. Ömer, şaka yaptık ya, bozulma hemen. Hadi bakalım, doğru eve. Biz biraz sohbet edeceğiz Hakan abimle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sevdi seni. Dilinden düşmüyorsun hiç. Ben de çok sevdim abi. Çok farklı bir çocuk. Çok şey öğretmişsin ona. Önce dürüstlüğü öğrettim. Namuslu yaşamayı öğrettim. Gerçi biz öğrendik de ne oldu ki? Allah bize güç kuvvet versin de yaşayalım biraz daha. Yoksa telef olur gider bu yavrucak. Hadi vur bakalım koçum. Sağ olun abi. Günaydın. Nasıl günün? Uyuyor. Çok kötü görünüyorsun. Nasıl olabilirim ki senin? Nereye kadar gidecek? Kızım gözümün önünde eriyip gidiyor. Her gün biraz daha yaklaşıyor önüme. Düşünmek bile istemiyorum böyle bir şey. Vitamin kutuları içinde kanser ilaçlar. Böyle şey olur mu? İlaçları değiştirirken bir gün yakalanacağım diye ödüm kopuyor. Amerika'daki doktoruyla görüştünüz mü? Evet. Bugün konuştum. Hiç umut yok. Geri sayım başladı Sibel. Zaten gerekli konsültasyon yapılmış. Heyecan, aşırı şok yaşamıydı. Biliyorsunuz bunun dışında da yapacak fazla bir şey yok Tuncay Bey. Biliyorum doktor Bey. Biliyorum. Ne zaman gidiyorsunuz Amerika? 2 ay var daha. Ama hiç kimse umut veremiyor. Bayılmalar sıklaştı. Şu an durumu nasıl? Dün geceyi rahat geçirdi. Şu anda otelde istirahat ediyor. Ne yazık ki bu hastalık tedaviye cevap vermiyor. Verdiğimiz ilaçlarla tansiyonu düzenlemekten başka bir işe yaramıyor. Her şey için teşekkür ederim doktor Bey. Geçmiş olsun. İstanbul nasıl bir yer Hakan abi? Hiç gitmedin mi İstanbul'a? Sadece buraları bilirim ben. İstanbul karışık bir yer Ömer. Her şey iç içe. İyiler, kötüler, çirkinler, güzeller. Hepsi iç içe girmiş. Buraya İstanbul'dan çok turist gelir. Orada çok trafik varmış. Hava da kirliymiş, öyle mi? Öyledir Ömer. Kirlidir. Kalabalıktır ama vazgeçemez insanlar İstanbul'dan. Aşk gibi bir şey işte. Anlatsana. Böyle işte, neyini anlatayım aşkım? Gelince gezdim. İstanbul'u değil, aşkı anlat, aşkı. Neyi anlatayım neyi? Dedin ya az önce aşk diye. Biraz daha büyük olur. Ben büyüyünce kadar sen burada mı kalacaksın? Hayır Ömer, gideceğim İstanbul'a. Geç bırakayım. O zaman nasıl anlatacaksın? Telefon edersin. Telefonda anlatayım. Olmaz mı? İyi o zaman, anlaştık. Hakan abi, sen hiç aşık oldun mu? Bu akşam işin var mı babişko? Ne yazık ki bu akşam iki güzel hanımla yemeğe çıkacaklar. Ama o iki güzel hanım sizler. Nereye gideceğiz? Ben hanımları seçtim, yerini de siz seçtiniz. Şu beni kurtaran çocuk, bir restoranda çalışıyormuş. Aa, evet, Bilal Bey'in yeri. Biraz salaştır ama güzel balık yapar. Hadi hemen yerimize ayrılalım. Jack! Bu akşam çocuklarla bir yerlere gideceğiz. Geleceksin değil mi? Bilmem. Aman bilmeyecek ne var canım? Biz bize. Yabancı yok. Pek bir şeyin de yok yiyecek. Biz bize de değil ya. Kokteyle gitmiyoruz ki. Akşam bana gel. Birlikte gideriz. Tamam. Ne oldu? Hakan'dan bir haber var mı? Telefon etti geçen gün. İyi miymiş? İyiymiş. Hoş geldiniz Tuncay Bey, şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim, masanız hazır. Buyurun. Buyurun. Çok üzüldüm Pınar Hanım. Geçmiş olsun. Bizim çocuklar anlattı. Sağ olun.
Önemli bir şey yok. Sıcaklardan herhalde. Efendim, ne yaptırayım sizlere? Ne arzu edersiniz? Vallahi balık işini sen bilirsin. Sana bırakıyorum. Derhal hazırlatıyorum. Bilal Bey, bizim delikanlılar yok mu? Şimdi geliyorlar. Teşekkür edecektik de. Sağ olun, çok kibarsınız. Hakan. Hadi. Bak, misafirlerimiz gelmiş. Bir hoş geldin desene. Rahatsız etmeyin Bilal abi. Ne rahatsızlığı oğlum? Senin için gelmişler. Hadi hadi. Hadi. Hoş geldiniz. Oo, hoş bulduk delikanlı. Otursana. Hı-hı. Geçmiş olsun. Hemen kalkmışsınız ayağa. Teşekkür ederim. Her şey için. Rica ediyorum. Ne yaptık ki? Sevgili misafirlerim. Hepinizden bir dakika izin istiyorum. Bu akşam aramızda çok değerli bir konuğum var. Bu konuğumun sesi de çok değerli. Sizlerin adına ondan bir şarkı istiyor. Alkışlarınızla Hakan Taşıyan. Ah, siz şarkıda mı söylüyorsunuz? Yok canım, Bilal abi abartıyor. Hadi ama, bakın insanlar size alkışlıyor.
Doğruyu söylemek gerekirse sesiniz de kendiniz gibi cesurmuş. TV'de ilk kez. Merhaba. Ne güzel, ne çok arkadaşım. Seni kıskanıyorum bazen. Nasıl, beğendin mi burayı? Hı, güzel. Merak ediyorsun değil mi? Neyi? Abim. Ekmek alır mıyım? Abi unutamıyor değil mi? Özlem'in tarihi. Ne? Neden? Bilmiyorum ama Özlem'i rahat bırakmadı Özlem'i. Küfürdüm seni. Mutlulukların üstüne kurulan mutluluklar yürümüyor hiçbir zaman. Seviyorsun abimi değil mi? Nerede kaldı bunlar? Ben bir telefon edeyim. Birlikte bir iş geçebilir miyim? Sizi tanımıyorum. Hiç önemli değil, tanışalım. Gider misiniz lütfen? Sizi tanımadım asla. Hayrola? Merhaba Elif, nasılsın? Beni arkadaşınla tanıştırmayacak mısın? Gördüğüm kadarıyla siz tanışmışsınız zaten. Tanışmak üzereydik ama bir engelle karşılaştık. Tamam, anlaşıldım. Bu Levent, bu ailenin gelmiş geçmiş en iyi... Magazin fotoğrafı. İyi, ben de benim. Memnun oldum. Hakan abi, şarkıcı olduğunu niye söylemedin ki? Değilim ki. Sesin çok güzel ama. Sağ ol Emel. Duyunca ben de şarkıcı oldum. Pınar abla da sesini çok beğendi. Ne güzel kız değil mi? Hı. Pınar abla sana aşık mı oldu? Oldu, nereden çıkardın Emel? Sana gül verdi ama. İnsanlar birbirini kutlarken çiçek verebilir. Bu çok normal. Ne bileyim, filmlerde hep öyle oluyor da. Ne oldu, zil çaldı, kim acaba? Aa, Pınar abla hoş geldin. Hakan evde mi? Gir kahvaltı yapıyorduk. Buyurun, hoş geldin. Özür dilerim, böyle pat diye rahatsız ettim. Şey, kusura bakmayın, ev biraz daha. Bekarlık hali işte. Benimle bir tekne gezisine gelir misiniz diyecektim. Kendimi borçlu hissediyorum size karşı. Şey, çok isterdim ama bugün Ömer'in maçı var da ona söz vermiştim. Yok Hakan abi, maç bugün değil, perşembe. O halde sorun yok. Bence büyütüyorsun Elif. Hakan kocaman adam. Vardır bir bilgi. Hem önemli bir şey olsa bana haber verir. Hayır abi. Dedim ya. Mesele başına bir şey gelmesi değil. Kaset çalışmasının tam ortasına çekti gitti. Gelir kızım. Kuş olup uçmadı ya. Ben onun için uğraşıyorum. Onun hiç umurunda değil. Elif. Bak, oyun oynama bana. Biz kaçın kurrası. Senin derdin kaset değil. Başka ne olabilir ki abi? Elif. Özledim onu abi. Ha şöyle. Yaşamımda bu kadar yer kaplayacağını bilmiyordum. Ortadan kaybolunca bunu iyi anladım. Biliyorum. Neyi? Duygularını tabii. Bilmiyorum abi. Bir iki kere yaklaşmaya çalıştım ama hep kaçtım. Konuyu değiştirdim. Zaten çok az konuşuyorum. Konuşmaz o. Bakma sen ona. Onun sözleri yüreğinde gizlidir. Az delikanlıdır Hakan. Hadi. Sibel, ne oluyor anlat. Neyi ve kimi anlatmamı istersiniz Erkan Bey? Yılların Erkan'ı bey mi oldu şimdi? Pınar'ı soruyorum sana. Bırak kolumu, canımı acıtıyorsun. Kimine çıkıyor Pınar? Niye kendine sormuyorsun? Tahrik etme beni, iyi olmaz senin için. Peki, kulağını aç da iyi dinle beni. Pınar uzun boylu yakışıklı biriyle yat gezisine çıktı. Yalan söylüyorsun. Yalan mı doğru mu, otelin iskelesine gidince anlarsın. Nasıl, manzarayı beğendin? Evet, gerçekten çok güzel.
Bekleden borcumu ödeyerek bana huzur verin. Bu kadar sessizsin. Seni buraya zorla getirdiğimi düşünmeye başladım. Ben konuşmayı pek sevmem. Neden? Bilmem. Ben dinlemeyi daha çok seviyorum. Aslına bakarsan ben de fazla konuşmam. Ama senin yanında sorgu hakimi gibi oldum. Ailen var mı? Bir kız kardeşim var. Ne iş yaparsın? Köfteciyim. Köfte tezgahım var İstanbul'da. Sürekli bir şeyleri düşünüyormuşsun gibi. Sanki aklın hep başka yerlerde. Öyle mi? Bilmem. Farkında değilim. Arkadaşın var mı? Bütün herkes benim arkadaşım. O anlamda sormadım. Tamam tamam. Soru yok artık. Hoşuna gitti mi? Evet, teşekkür ederim. Umarım canını sıkmamışımdır. Yok canım, abartma. Merhaba hanım. Sana merhaba dedim. Duymadın mı? Bırak şu kolumu, ne istiyorsun? Sadece konuşmak istiyorum. Ama yalnız. Ne konuşacaksan burada konuş. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Oo, kafa tutuyorsun ha? Bu yakışıklıya mı güveniyorsun? Kızı rahat bırak.